sevgili Vizyon 58 televizyonu izleyenleri, bir şifa kapısı programıyla yine sizlerin karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine sağlık konumuz. Bu haftaki sayın doktorumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Nurcan Dalan olacak. Ne konuşacağız? Kadın hastalıklarıyla alakalı doğum süreçlerinden bahsedeceğiz. Hangi raddede gebelikle alakalı sakıncalar olacak? Normal doğum mu, sezaryen doğum mu? Neler tavsiye edecek doktorumuz? Bakalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri öncelikle tanıyabilir miyiz? Hı hı. Ben 1967 Şarköy Tekirdağ doğumluyum. Üniversite eğitimi Uludağ Üniversitesi'nde aldım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde de uzmanlık eğitimi tamamladım. Yaklaşık 18 yıldır kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Hocam konumuz kadın. Kadın olmadan evet. Hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz ve çok da önemli bir konudayız. Kadın hastalıkları ve doğumla alakalı sizlerle bugün görüş alışverişinde bulunacağız. Her kadın 15 yaşından sonrasında sizlere ne zaman başvurmalı? Gebelikten önce süreçten bahsedelim biraz isterseniz. Evet, tamam. Gebelik öncesi ilk adet gördükten sonra herhangi bir sorunu yoksa genç kadınımızın 15-16 yaşına itibaren bize başvurabilir. Özellikle evlilik öncesi, cinsellik öncesi, idrara sıkışarak ultrason takiplerini yapıyoruz. Bir sorunu varsa zaten adet görmeden de 8-9 yaşlarında bile ona gelen hastalarımız var. İlk cinsel jinekolojik muayenelerini olmak için. Ama bir sorun yoksa düzenli adet gören, herhangi bir sorunu olmayan genç bir kadın 15-16 yaşından itibaren bize başvurabilir. Rutin kontrollerini yaptırabilir. Bizim için önemli olan ayrıca konu gebe kalmadan önce başvurmaları. Gebe kalmadan önce başvurmalarının ne önemi var? Özellikle sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bebekler, sağlıklı ebeveynlerden doğuyor doğal olarak. Biz kendi hayatımızı, beslenme alışkanlıklarımızı, kötü alışkanlıklarımızı düzeltmeden gebe kalmamalıyız. Özellikle obezite gibi toplumun inanılmaz bir şekilde Avrupa birincisiyiz maalesef obezite konusunda son yıllarda. Gebelikten önceki kilomuzu ayarlamadan sağlık problemimiz varsa herhangi bir şeker, tansiyon ya da tiroid herhangi bir problemimiz varsa onu düzeltmeden ve folik asit başlamadan çok gebe kalmalarını istemiyoruz. Niye? Gebelikte bu sorunlar katlanarak artıyor. Yani gebelik öncesi bize başvururlarsa eğer tansiyonları varsa onları düzeltmek anlamında. Tabii ki gebelik genelde genç yaşlarda oluşuyor ama özellikle son 15-20 yıldır hatta 30 yıldır diyebilirim kariyer nedeniyle birazcık gebelikler geç yaşlara kalabiliyor. Bu da sağlık problemleriyle birlikte gebelikler oluşabiliyor. O yüzden öncelikle gebeliğe karar veren çiftlerin bize başvurmasını istiyoruz. Beslenmelerini düzenliyoruz. Eğer bir sağlık problemi varsa onu hallediyoruz. Kötü alışkanlıklar, sigara, alkol gibi, nargile gibi, kötü alışkanlıklar varsa beslenme bozukluğu gibi onları düzeltiyoruz. Kiloları varsa mutlaka verdirmeye çalışıyoruz ya da çok düşük kiloları varsa biraz aldırmaya çalışıyoruz normal kiloya gelmelerini. Ve folik asit başlıyoruz. Eğer kansızlık varsa, hipertiroidi, hipotiroidi gibi hormonal bozukluklar varsa, diyabet gibi bozukluklar varsa onları düzeltiyoruz. Sağlıklı halde geldikten sonra gebe kalmalarını istiyoruz. Folik asit çok önemli. Nöral tüp defekti dediğimiz bebeklerin bazen bellerinde açıklıkla ya da kafa kemiklerinin olmamasıyla doğarlar. Ya da yarık damak, dudak gibi, kalp hastalıkları gibi. Folik asit %30-40 hatta 70'e kadar oranlarda bunu azaltıyor. Onun için gebe kalmadan 3 ay önce başlamalarını istiyoruz. Kötü alışkanlıklarından en az 3 ay önce kurtulmalarını istiyoruz. Beslenmelerine işte paketli gıdalar, yanlış beslenmeler onların düzeltilmesini istiyoruz. Ondan sonra gebe kalmalarını istiyoruz. Ebeveynler gebelik sürecinde sizlere başvurduklarında zor olan bir gebelik süreci de oluyor. Bu gibi tedavileri nasıl uyguluyorsunuz? Onları nasıl tedaviye yönlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi gebe demek hiçbir tedavi almaz demek değil. Şöyle bir kanı var halk arasında. Ben gebeyim hiçbir ilaç kullanamam gibi yanlış bir kanı var. Öyle değil tabii ki. Gebelikte kullanılan çok fazla ilaç var. Bunlar tansiyon ilaçları, antibiyotikler, şeker ilaçları. Hepsini gebelikte belli dozlarda ve
belli ilaçları kullanabiliyoruz. Hı-hı. Sonuçta anne eğer sağlıklı ve iyi olmazsa bebeğin sağlıklı ve iyi olması mümkün değil. Öncelikle anne sağlığını hedefliyoruz. Hı-hı. Ondan sonra zaten bebeğin sağlığı onunla beraber geliyor. Ama bazı şeyler var ki önlenemez şeyler. Özellikle yaşı değiştiremiyoruz. Hasta 35 ya da 40 ya da 42 yaşında bize başvuruyorsa onu değiştirmemiz mümkün değil. Ama sigara içiyorsa onu bıraktırmamız mümkün. Diyabeti varsa, şekeri varsa onu düzeltmemiz mümkün. Ya da tansiyonunu düzeltmemiz mümkün. Kolesterol, guatr gibi, hiper ya da hipotiroid gibi sorunları varsa onları düzeltmemiz mümkün. Hiç olmazsa bunları düzeltip ondan sonra gebe kalırlarsa hem çok daha rahat bir gebelik süreci hı hı. geçiriyorlar hem de çok daha sağlıklı bir bebek sahibi oluyorlar. Sağlıklı bir kadın da olması gebelik sürecinde yani hangi yaş aralığı daha sağlıklı gebeliği rahat geçirme hususunda o yaş aralığı nedir? En sağlıklı yaş aralığı 24-28 yaş arası. En güzel, en sağlıklı bebekler 24-28 yaş arasındaki annelerden doğuyor ama bu demek değildir ki 28 yaşındaki her kadın sorunlu, 35 yaşındaki, hı hı. 40 yaşındaki her kadın sorunlu bebek doğuracak hı hı. değil. Ama oranları var bunun. Mesela bir Down sendromunu ele alalım. 24-28 yaş arasında gebe kalan kadınların binde birinde, 800-900'de birinde Down sendromu bebeğe rastlarken 35 üzeri, 35-40 arası 250'de bire rastlıyoruz. Hı hı. 40-42 arası 150'de bir, 42'den sonra %1'e rastlıyoruz. Yani 100 kadından birinde Down sendromu bebek doğma ihtimali var. Hı hı. Yani üstelik de belli bir yaştan sonra daha çok sistemik hastalıklar karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? İşte tansiyon, şeker gibi, obezite gibi hı hı. Hastalıklar daha fazla karşımıza çıkıyor. Onun için hani ne kadar genç yaşta gebe kalırsak bizim için o kadar rahat bir gebelik süreci geçireceğiz. Kadınlar demektir. Kaç yaşına kadar doğurganlığın oluyor hocam? Kaç yaşına kadar en son gebe olabiliyorlar? Evet. Yani bunu halk arasında çok da tartışma yaratılan bir konu bu. Evet. Kimi 40'ından sonra çocuğu olmayacağına yani biraz da geç evliliklerle alakalı evet, annelerimiz evet. ve toplum tarafından bu biraz baskı da alsak. Kadınların evet. En son gebe kalma yaşı nedir hocam? Şimdi bu kişiden kişiye değişiyor tabii. Bazen çok erken menopozlar oluyor. 28 yaşındaki kadın da gebe kalamayabiliyor ama en doğurgan yaşlarımız gene 24-28 yaş arasındaki yaşlar. 35'e kadar çok sorun değil ama 30'dan sonra birazcık doğurganlık hızımız azalıyor ama 35'ten sonra birden çok düşebiliyor. Bu 35'ten sonra gebe kalınmayacak, 40'tan sonra gebe kalınmayacağı anlamına gelmiyor ama hem gebelik hızımız azalıyor hı hı. hem de gebe kaldığımızda sağlıksız boş gebelik, hı hı. Sağlıksız sakat gebelik, kromozom anomalili bebek doğurma olasılığımız artıyor. Onun için mümkün olduğu kadar 35'in yani 35'ten sonraya bırakmamayı çok çok öneriyoruz biz hı hı. kadın doğumcular olarak. Tekrar söylüyorum, bu çocuk sahibi olmayacağınız anlamına gelmiyor. Ama gebelik hızınız gerçekten düşebiliyor. 40'tan sonra hele anopleit dediğimiz yani bazı genetik anomaliler içeren gebelik oranları, düşük oranları 24-28 yaşa göre çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Doğum kontrol haplarıyla biliyorsunuz ki kadınlar kendine tedavi ya da önlemini alıyorlar. Bu gebelik olmaması amacıyla yapılan yolları ne kadar buluyorsunuz? Uzman doktorlar tarafından tavsiyelere uyulmayıp da kendi başlarına otlardır ya da ne bileyim ilaçlardır, merdiven altında kullanılan ilaçları ne kadar tavsiye ediyorsunuz? Şimdi doğum kontrol hapları merdiven altı ilaçlar değil. Onun için biz çok tavsiye ediyoruz. Üstelik doğum kontrol hapını tabii ki her kadının senede bir kere kadın doğum uzmanına gitmesini çok öneriyoruz. Hı hı. Bu genel sağlık açısından çok önemli. Niye işte rahim ağzı kanseriymiş? Evet. Özellikle genç kadınların belası bir sürü sorunumuz var. Mutlaka senede bir kere öneriyoruz onu hı hı. gelmesini. Ama doğum kontrol hapları reçeteye tabi ilaçlar değil. Eczaneden her isteyen, çok ciddi bir sağlık problemi olmayan her isteyen kadın, genç kız bunu alıp kullanabilir. Ama tabii ki merdiven altı ilaçlar dediğiniz diğer evet. otlar, onların çok kontrolleri yok. Hangisinde ne kadar doz, ne ilaç var hiç bilmiyoruz. Hı hı. Onları önermiyoruz. Ama doğum kontrol hapları kesinlikle kısırlık yapmaz. Hı hı. Kesinlikle sağlığa zararlı değildir. İstenmeyen gebelikleri önlemede çok önemlidir. %99.9'a yakın bir koruması vardır. Çok tavsiye ediyoruz. Bu çocuğu daha önce çocuğu olsun ya da olmasın hiçbir sorun teşkil etmez. Ciddi bir sağlık yani tansiyon gibi kan pıhtılaşması gibi bir sorunu yoksa hı hı. genç kadının çok rahat kullanabilir.
Şimdi iki türlü doğum var. Bir sezaryen doğum, bir de normal doğum. Tabii ki herkes normal doğumu istiyor ama sizler neyi tavsiye ediyorsunuz? Hangi süreçte sezaryen doğumu tercih ediyorsunuz? Hangi süreç sonrasında normal doğumu yönlendiriyorsunuz? Biraz hastayla da alakalıdır elbet ama bu süreçte nasıl bir yol izliyorsunuz? Kesinlikle tabii ki hastayla alakalı. Bir takım kondisyonları var normal doğumda. İşte çatı yapısının uygun olması, bebeğin çok iri olmaması, daha önce geçirilmiş bir rahim ameliyatının olmaması. Ama onun dışında her gebeye normal doğum tavsiye ediyoruz. Eğer anneyle ilgili bir sorun varsa, çatıyla ya da işte eski geçirilmiş ameliyatla, bu sezaryen olabilir, miyom ameliyatı olabilir ya da herhangi bir sorun olabilir. Bir sorun yoksa ve bebekle ilgili bir sorun yoksa, bebeğin sorunu nedir? İşte gelişme geriliği olabilir. Bebek doğum sırasında, ağrılar sırasında strese giriyor olabilir. Bebek ters duruyor olabilir, makatla geliyor olabilir. Özellikle ilk doğumlarda, ikinci ve üçüncü doğumlarda o kadar çok önemli değil. Onları normal doğurtabiliyoruz. Ama ilk doğumlarda ters geliyorsa, çok iri ise, kafa çapı çok büyükse, o zaman sezaryen öneriyoruz. Ama endikasyon dışı dediğimiz hastalar bazen işte gebelik korkusu, yani doğum korkusu ve sezaryana yönlenebiliyorlar. Aileler çok baskınlar şu dönemde, sezaryen isteyebiliyorlar. O tür sezaryanları hiç önermiyoruz. Çünkü gerçekten anneye de bebeğe de iyilik yapmamış oluyoruz. Çünkü gereksiz sezaryen daha ileri yaşlarda başka problemlere neden olabiliyor. Yapışıklıklar yapabiliyor. Sonuçta karnını kesiyorsunuz hastanın. Bu büyük bir travma. Onun yerine ağrısız doğumlar tavsiye ediyoruz. Ama normal doğum çok önemli. Bazen çok nadiren de olsa, bazen bebek çok uca kadar gelmiştir ama doğum kanalında ilerleyemiyordur, aksa da ıkınamıyordur. Bazen normal doğumu vakumla yapabiliyoruz. Vakum tavsiye ediyoruz ama mümkün olduğu kadar normal doğum. Bu vakumlu yöntem normal doğum için geçerli bir yöntem değil mi? Geçerli. Bir de epidural doğum dediğimiz, normal doğum dediğimiz bir yöntem var. Hasta normal doğuruyor ama ağrı hissetmiyor. Yaklaşık ağrılar başladıktan sonra 4 santim açıklığa gelince gebemizin belinden küçük bir kateter yerleştiriyor anestezi uzmanlarımız. Onunla kasılmalar geçmiyor ama hastanın hissettiği ağrı olmuyor ve böylece de o doğum korkusundan kurtulmuş oluyor, ağrıdan kurtulmuş oluyor ve çok güzel normal doğum yapabiliyor. Normal doğum yapan bir anne ile sezaryen yapan bir annenin toparlanma süreci, normal günlük hayata başlama süreci nasıl? Aralarındaki fark nedir? Tabii şimdi normal doğumda, hele de epizyotomi dediğimiz doğum kesisi yoksa, hasta doğurduğu andan itibaren kalkıp yürüyerek odasına gidebilir, çocuğunu alabilir ve çocuğunu çok rahat sahip olup emzirebilir. Sezaryen büyük bir ameliyat. Halk arasında artık ameliyat gibi kabul edilmiyor. Hiç ameliyat oldunuz mu diye soruyorum. Olmadım diyor. Sonra nasıl doğurdunuz diyorum. Sezaryen oldum diyor. Yani artık halk kısa ameliyattan bile normal doğum gibi artık algılatılıyor. Aslında ciddi bir travma, çok ciddi bir kesi yapılıyor. Rahimi kesiliyor, bebek o kesiden çıkarılıyor ve tekrar dökülüyor ve vücut bunu onarmak zorunda. Rahim küçülürken bir yandan da bu büyük travmayı atlatmak zorunda. Daha rahat hareket edemiyor, bebeğini emzirirken ağrısı olabiliyor. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar normal doğum, olmazsa sezaryana yönelmek lazım. Normal doğum sonrasında ikinci gebelik hangi süreçte oluyor ve sezaryenle olunan doğumda ikinci gebeliği ne zaman yapmalı peki? Aslında her ikisi arasında ben fark koymuyorum. Normalde doğursa, sezaryen de olsa 2 seneden önce gebe kalsın istemiyorum hastalarımız. Sağlıklı bir çocuk evet, olabilmesi çünkü için. Çünkü vücudumuz tamamen 2 senede tam olarak kendini toparlıyor. Sürekli bebeğimizi mutlaka 2 sene emzirmek istiyoruz. Ne kadar çok emerse anne sütüyle büyüyen bebekler çok daha sağlıklı bireyler oluyor, çok daha zeki bireyler oluyor, hastalıklara çok daha dayanıklı bireyler oluyor. Daha sonra şekermiş, kalp hastalığıymış, tansiyonmuş, bu tür enfeksiyonlara karşı çok daha sağlıklı ve dayanıklı bireyler oluyor. Normal doğum ve 2 yıl emzirmek bebeğin hayatında çok şey katıyor açıkçası. Şimdi emzirme konusuna geldiğimiz zaman sağlıklı bir çocuk kesinlikle anne sütüyle beslenmeli diyoruz. Evet. Anne sütünün sezaryanın bir etkisi var mıdır peki? Evet, özellikle doğum ağrısı çekmeyen gebelerimize bazen anne sütü geç gelebiliyor.
Evet, emzirmek anne sütünü getiriyor. Biz de inat ediyoruz. Bebek dostu hastaneyiz. Gerçi artık herkes bebek dostu hastane ama dostu hastane ama gene de bu konuya fazlaca önem veriyoruz. Mutlaka emzirme eğitimleri veriyoruz. Bebek hemşirelerimiz çok ilgili. Başlarından ayrılmıyorlar. Ama bazen çok geç gelebiliyor sezaryen sonrası. Ağrı çekmediği için, bir takım hormonlar çok salgılanmadığı için. Destek oluyoruz bebeklere ama anne sütü gelir gelmez hemen desteği çekiyoruz. Tekrar anne sütüne dönüyoruz. Ve 6 ay anne sütü dışında bir şey asla verdirtmemeye çalışıyoruz. Zorunlu olmadıkça. 2 sene de emzirmeye devam etmelerini istiyoruz. Annede olmayan anne sütünü başka bir bireylerden almak ne kadar doğru? Peki o bireyin belki bedeninde ya da kalıtsal bir hastalık ya da bir tedavisi olmayan bir şeyden dolayı, bir rahatsızlık geçirmesinden dolayı bir ırsi ya da genetik bir kalıntı oluşturabilir mi bebekte? Yok, hayır. Anne sütü yani nasıl herhangi bir başka besin maddesi kullanıyorsak başka bir anneden alınan anne sütü de zararlı olmaz. Eğer annesi başka bir, yani zaten kendi bebeğini de emziriyordur. Zararlı bir şey kullanacağını düşünmüyorsak, ilaç kullandığını düşünmüyorsak zaten kendi bebeğine de süt vermesine engel oluyoruz o lohusaların. Bir zararı yok. Genetik herhangi bir hastalığa da neden olmaz. Peki taşıyıcı annelik hususunda neler diyeceksiniz taşıyıcı hocam? Taşıyıcı annelik ülkemizde yasal değil. O yüzden çok fazla konuşmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Ama çok da sağlıklı bir şey değil sanırsam. Yurt dışında yasal, mesela şeker hastasısınız ya da ciddi bir kalp hastalığınız var. Gebe kalabiliyorsunuz ama sizin hayatınızı riske atacak çok ciddi bir hastalığınız var. Ve o gebeliği sürdüremeyeceksiniz. Sizden yumurta alıyorlar. Evet. Eşinizin spermiyle döllüyorlar. Tüp bebek şeklinde oluyor. Başka bir hani sağlıklı bir genç bir kadına yerleştiriyorlar bebeği. O doğuruyor ama tamamen sizin genetiğinize sahip. Sizin bebeğiniz oluyor. Yani belki de hani bulunduğu var olan hastalığından dolayı hiçbir çocuk sahibi olmayacak bir kadın böylece çocuk sahibi olmuş oluyor. Evet. Hocam bir de belki yaştan dolayı kaynaklanıyordur ama son zamanlarda orta yaş grubunda 30 ve 40 yaş gruplarında bebeğin ana rahminde tutunamaması gibi bir sorunla sürekli gebelik oluyor ama tekrar tekrar çocuk düşük oluyor, düşük yapıyorlar. Bunun nedeni nedir? Neden kaynaklanıyor bu? Evet. Bazen genç bireylerde de olur o. Genetik bir hastalığı olabilir ailenin, annenin ya da babanın. Kan hastalıkları olabilir ya da rahimde herhangi bir anomali olabilir. Ona bağlı olabilir. Ama özellikle 35-40 yaş üzeri gebeliklerde çok sık rastlıyoruz. Şöyle düşünün. Aslında gebeliklerin genç ya da %25'i düşükle sonlanır. Ama bu düşüklerin yaklaşık %15'i hasta tarafından fark edilmez. Yani adet zannedilir gider. %10'u fark edilir. Yani adet gecikmesi vardır. Hasta test yapmıştır. Gebe olduğunu biliyordur. Ama birkaç gün sonra hiç daha bebek oluşmadan ya da daha çok boş kese halindeyken düşük olabilir. Bazen 12 haftaya kadar büyür. Ama bebeğin kalp atışları durur. Ondan sonra bir boş gebelik dediğimiz anoploid gebelikler var. Blighted ovum diyoruz. Boş gebelik kesesi istiyoruz. Bir de 11-12 haftaya kadar gelen gebelikler var. Onlarda biraz daha kürtaj ya da işte düşük yaptırmak sorun olabiliyor ama daha küçük gebeliklerde küçük bir ilaçla gebeliği sonlandırabiliyoruz. Bu yaşla alakalı. Yaşla beraber yumurtalıklarımız yaşlanıyor. Maalesef kadınların bir miadı var. Yani doğurma miadı var. 35 yaşından sonra yumurtalıklarımızın kalitesi azalıyor. Sayısı azalıyor. Böylece gebe kaldığımızda sağlıksız gebelik olma oranı 25 yaşındayken %10-15 iken 35-40 yaşlarından sonra bu %30'lara, 25'lere çıkabiliyor ve daha fazla kayıpla karşılaşıyoruz. Bu genetik bir soruna bağlı oluyor genelde. Yumurtalıklarımızın yaşlanmasıyla da çok yakında alakalı. Demin ikinci gebelikle alakalı bir süre zarfı vermiştik. Bu gibi düşme olaylarında ya da kürtaj olaylarından sonra arada ne kadar olması lazım? Evet, şimdi düşük yaptıysa bir hasta ya da kürtaj olduysa kendi isteğiyle de olabilir bu. 3 ay gebe kalmayın diyoruz. Hem rahminiz rehabilite olur, hem siz psikolojik olarak daha rahat hazırlanırsınız. Üstelik de erkenden folik asit başlarız. Daha sağlıklı bir gebeliğe sahip olursunuz. O yüzden hani ilk 3 ay düşüklerden sonra gebe kalmamalarını çok şiddetle öneriyoruz.
Gebelikte en önemli şey bence psikolojik destek diyebiliriz. Bu anne sütünde, gebelikten sonra da diyebiliriz. Bu konuda da eşlere çok büyük ve iş düşüyor. Bu hususta neler diyeceksiniz? Evet, şimdi biz gebelik depresyonu çok ciddi bir şey. Yani çok ciddiye almak lazım. Yokmuş gibi davranmamak lazım. Aman bunlar normal dememek lazım. %80'lere varan gebelik depresyonu, postpartum özellikle lohusalık depresyonu var. Çevreye de çok, kayınvalideye, anneye, kız kardeşlere, çevreye çok fazla iş düşüyor bu konuda. Çünkü çok fazla baskı yapıyorlar. Bazen emzirilemeyebiliyor. Bu konuda çok depresyona sokacak kadar gebelere çok baskı yapabiliyorlar. Halbuki zaten o da evladını emzirmek ister. Elinden geleni de yapar. O yüzden gerekirse postpartum bluz diyoruz. Hafif şeyleri de var. Psikoza varan, intihara varan oranları da var. Mutlaka eğer böyle bir şeyi fark ettiysek, kadın doğum uzmanları olarak biz, emzirme hemşirelerimiz, ebelerimiz ya da hasta yakınları fark ettiği anda mutlaka yardım almasını sağlamalıyız. Lohusanın ya da gebenin. Çünkü çok ciddiye varan anne ve bebek kayıpları olabiliyor bu dönemde. Yani psikolojik olarak ya da ne bileyim böyle ilgi, alaka istiyor, şımarıklık sadece tarzında o değil, algılansa ciddi, da çok ciddi profesyonel bir... Profesyonel destek de almasını öneriyoruz. Hem bayan, yani hem annenin hem de eş ve ailenin tabii, gerekiyor değil mi? Doktorun, psikiyatristin ya da psikoloğun ne söylediği önemli değil. Çevrenizi düzeltemiyorsanız sadece kendinizi düzeltmekle olmuyor. Baskı devam ediyor. Evet. Mutlaka aile toplu olarak bir terapiye, rehabilitasyona girmek zorunda. Zaten bu gebelik sonrasında kadınlar hem doğusoluğa giriyorlar, biraz görüntülerinde bir değişiklik oluyor, kilo alıyorlar, kendilerini beğenmiyorlar, eşlerinin onları beğenmediğini düşünüyorlar. Halbuki öyle de olmaya da biliyor her evlilikte. Bu hususta siz neler diyeceksiniz? Gebeliğin ilk başlarında, ilk süreçlerinde kilo alımı biraz yavaş oluyor sanırsam. Anneler istediklerini yiyebiliyorlar, abur cubur olsun, fast food tarzı yiyebiliyorlar. Ama sonrasında kısıtlamaya gidiyorlar. Biraz karın çıktıktan sonra, biraz toparlandıktan sonra asıl alması gereken besinleri de almamaya başlıyorlar. Hani görüntümden taviz vermemek için aslında bebeğin gelişimini de etkilemiş oluyorlar. Bu hususta neler diyeceksiniz? Şimdi aslında başa dönmemiz gerekiyor. Gebelikte beslenme çok önemli. Aile ve çevre zannediyor ki gebe ne kadar kilo alırsa bebek o kadar sağlıklı, o kadar tombiş olur, o kadar güzel olur zannediyor. Öyle değil. Gebelikte, yani gebe olduğu için bir genç bir kadın artı bir elma yemesi bile o bebeğin, zaten bebek ilk 5 ayda 300-350 gram. 5 aydan sonra yavaş yavaş kilo almaya başlıyor. 3,5 kilo. 3,5 kilo bebeğin ihtiyacı ne kadar olacak? O yüzden benim hastanemiz çok güzel bir uygulama getirdik. Benimle beraber diyetisyene de başlattırıyoruz hastalarımızı. Ve sağlıklı beslenme, fazla kilo almamalarını söylüyorum. Özellikle 9 kilo idealdir gebelik boyunca. Ben ilk 5 aya kadar hiç ya da 2 kilo alın diyorum. 5 aydan sonra ayda 1 kilo alın diyorum ki hani asıl bebek 5 aydan sonra kilo almaya başlıyor. 12 kiloya geçmelerini asla istemiyorum. Çünkü 30 kiloda alan 3 kilo doğuruyor, 9 kiloda alan 3 kilo doğuruyor. Hadi 4,5 kilo doğurana aman diyoruz, bir sorun mu var, niye 4,5 kilo doğurdu? Gebelik şekeri vesaire olabiliyor çünkü. Annenin beslenmesiyle sağlıklı beslenmesiyle çok ilgili bebeğin sağlığı, ama fazla beslendiği için bebek daha büyük doğmuyor. Yani annenin fazla beslenip çok kilo alması, etraf çok besler gebeyi. Sürekli ağzına bir şeyler böyle sokmaya çalışır. Aman özendi şunu ye, aman şöyle olmasın diye sürekli böyle bebeğe koruma gibi, yani bebeği besliyorlarmış gibi düşünüp habire beslerler. Öyle değil. Sağlıklı beslenmek, diyet yapıyorsanız diyorum asla diyetinizden vazgeçmeyin. Tabii çok ağır sporlar önermiyorum ama gebelik pilatesleri var. Normal doğum için de çok faydalı oluyor. Diyetisyenimizle beraber biz ilk 3 ayda çok fazla kilo aldırmamaya çalışıyoruz. Sonra 5. aydan sonra ayda 1-2 kiloya geçmemelerini istiyoruz. Yaklaşık işte 9-10 maksimum 12 kiloyla da doğurtmak istiyoruz gebelerimizi. Sağlıklı bir bebek olsun, sağlıklı anne olsun diye. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere gazlı içecekleri kesinlikle. Hatta doğal meyve sularını da önermiyorum. Niye? Meyvenin kendisiyle komposta direkt... Komposta yaptığımız, evlerimize yaptığımız... Evet, onları bile çok önermiyorum. Taze meyve yemelerini öneriyorum. Çünkü bir tane, bir bardak portakal suyunda belki 4-5 tane portakal var. Kimse 5 tane portakal yiyemez bir oturuşta. Ben 3 porsiyon meyveyi geçmelerini istemiyorum günlük hayatlarında. Ya da paketli gıda.
turfanda gıda, mevsim dışı meyve sebzeler hiç tüketmelerini istemiyorum. Çünkü gerçekten sağlıklı değil. Pazarda ne varsa o mevsimde onu almalarını istiyorum. Cipsler, çikolatalar ya da hazır meyve suları, hazır çorbalar, bunlar gerçekten bize hiçbir şey yok. Bunyonlar, hayattaki en zararlı şeyler, tatlandırıcılı içecekler, yiyecekler. Bunlar gerçekten bize fayda değil, çok büyük zarar getiriyor. Sağlıklı beslenip çok kilo almadan hem normal doğuma çok katkısı oluyor, hem gebelik şekeriymiş, gebelik tansiyonuymuş. Bu tür şeylere çok faydası oluyor sağlıklı beslenmenin, kilo almamanın. Sağlıklı beslenmeyle götürecek, ideal kiloda doğurursak şahane oluyor. Hem iri bebek olmuyor, hem sağlıklı normal doğuruyorlar. Sezaryen bile olsalar çok daha rahat hareket ediyorlar. Yara yara enfeksiyonları, fazla kilo alanlarda o kadar çok karşılaşıyorsunuz ki o cilt altı yağ dokusu ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hareketinizi çok kısıtlıyor. Bir de doğumdan sonra emzirirlerse dünyadaki en ağır iş, en fazla kilo verdiren iş emzirmek. Emzirirseniz o kadar hızlı kilo, kalori yakıyorsunuz, o kadar hızlı kilo alıyorsunuz, veriyorsunuz ki gebe kaldığınız kilodan doğurduktan sonra 1,5 ay sonra daha aşağıya düşebiliyorsunuz emzirerek sadece. Hiç diyet yapmanıza gerek yok. Sağlıklı beslenin başka bir şey istemiyoruz. Spor. Spor, gebe pilatesi çok güzel bir şey. Doğumdan sonra da işte ben asla yürüyüşlerini, yüzmelerini ya da kondisyon bisikletlerini, bu tür şeyleri asla kısıtlamıyorum gebelerimde. Çok da rahat ediyorlar doğum sırasında ve doğumdan sonra. Bunlar kaç yaşına kadar doğurganlığın oluyor hocam? Kaç yaşına kadar en son gebe olabiliyorlar? Hani bunu halk arasında çok da tartışma yaratılan bir konu bu. Kimi 40'ından sonra çocuğu olmayacağına ya da biraz da geç evliliklerle alakalı annelerimiz ve toplum tarafından bu biraz baskı da alsak. Kadınların en son gebe kalma yaşı nedir hocam? Şimdi bu kişiden kişiye değişiyor tabii. Bazen çok erken menopozlar oluyor. 28 yaşındaki kadın da gebe kalamayabiliyor ama en doğurgan yaşlarımız gene 24-28 yaş arasındaki yaşlar. 35'e kadar çok sorun değil ama 30'dan sonra birazcık doğurganlık hızımız azalıyor ama 35'ten sonra birden çok düşebiliyor. Bu 35'ten sonra gebe kalınmayacak, 40'tan sonra gebe kalınmayacağı anlamına gelmiyor ama hem gebelik hızımız azalıyor hem de gebe kaldığımızda sağlıksız boş gebelik, sağlıksız sakat gebelik, kromozom anomalili bebek doğurma olasılığımız artıyor. Onun için mümkün olduğu kadar 35'in yani 35'ten sonraya bırakmamayı çok çok öneriyoruz biz kadın doğumcular olarak. Tekrar söylüyorum, bu çocuk sahibi olmayacağınız anlamına gelmiyor. Ama gebelik hızınız gerçekten düşebiliyor. 40'tan sonra hele anopleit dediğimiz yani bazı genetik anomaliler içeren gebelik oranları, düşük oranları 24-28 yaşa göre çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Doğum kontrol haplarıyla biliyorsunuz ki kadınlar kendine tedavi ya da önlemini alıyorlar. Bu gebelik olmaması amacıyla yapılan yolları ne kadar buluyorsunuz? Uzman doktorlar tarafından tavsiyelere uyulmayıp da kendi başlarına otlardır ya da ne bileyim ilaçlardır, merdiven altında kullanılan ilaçları ne kadar tavsiye ediyorsunuz? Şimdi doğum kontrol hapları merdiven altı ilaçlar değil. Onun için biz çok tavsiye ediyoruz. Üstelik doğum kontrol hapları... Tabii ki her kadının senede bir kere kadın doğum uzmanına gitmesini çok öneriyoruz. Bu genel sağlık açısından çok önemli. Niye işte rahim ağzı kanseriymiş? Evet. Özellikle genç kadınların belası bir sürü sorunumuz var. Mutlaka senede bir kere öneriyoruz onu gelmesini. Ama doğum kontrol hapları reçeteye tabi ilaçlar değil. Eczaneden her isteyen, çok ciddi bir sağlık problemi olmayan her isteyen kadın, genç kız bunu alıp kullanabilir. Ama tabii ki merdiven altı ilaçlar dediğiniz diğer otlar, onların çok kontrolleri yok. Hangisinde ne kadar doz, ne ilaç var hiç bilmiyoruz. Onları önermiyoruz. Ama doğum kontrol hapları kesinlikle kısırlık yapmaz. Kesinlikle sağlığa zararlı değildir. İstenmeyen gebelikleri önlemede çok önemlidir. %99.9'a yakın bir koruması vardır. Çok tavsiye ediyoruz. Bu çocuğu, daha önce çocuğu olsun ya da olmasın, hiçbir sorun teşkil etmez. Ciddi bir sağlık, yani tansiyon gibi, kan pıhtılaşması gibi bir sorunu yoksa genç kadının çok rahat kullanabilir. Hocam bir de belki yaştan dolayı kaynaklanıyordur ama son zamanlarda orta yaş grubunda, 30 ve 40 yaş gruplarında bebeğin ana rahminde tutunamaması gibi bir sorunla sürekli gebelik oluyor ama tekrar tekrar çocuk
düşük oluyor, düşük yapıyorlar. Bunun nedeni nedir? Neden kaynaklanıyor bu? Evet. Bazen genç bireylerde de olur o. Hı hı. Genetik bir hastalığı olabilir ailenin, annenin ya da babanın. Kan hastalıkları olabilir. Hı hı. Ya da rahimde herhangi bir anomali olabilir. Ona bağlı olabilir. Ama özellikle 35-40 yaş üzeri gebeliklerde çok sık rastlıyoruz. Şöyle düşünün. Aslında gebeliklerin genç ya da %25'i düşükle sonlanır. Hı hı. Ama bu düşüklerin yaklaşık %15'i hasta tarafından fark edilmez. Hı hı. Yani adet zannedilir gider. %10'u fark edilir. Yani adet gecikmesi vardır. Hasta test yapmıştır, gebe olduğunu biliyordur. Hı hı. Ama birkaç gün sonra hiç daha bebek oluşmadan ya da daha çok boş kese halindeyken düşük olabilir. Bazen 12 haftaya kadar büyür ama bebeğin kalp atışları durur. Hı hı. Ondan sonra bir boş gebelik dediğimiz anoploid gebelikler var. Blighted doğum diyoruz. Boş gebelik kesesi istiyoruz. Hı hı. Bir de 11-12 haftaya kadar gelen gebelikler var. Onlarda biraz daha kürtaj ya da işte düşük yaptırmak sorun olabiliyor ama, hı hı, daha küçük gebeliklerde küçük bir ilaçla gebeliği sonlandırabiliyoruz. Bu yaşla alakalı. Yaşla beraber yumurtalıklarımız yaşlanıyor. Maalesef, hı hı, kadınların bir miadı var. Yani, evet, doğurma miadı var. 35 yaşından sonra yumurtalıklarımızın kalitesi azalıyor. Sayısı azalıyor. Böylece gebe kaldığımızda sağlıksız gebelik olma oranı 25 yaşındayken %10-15 iken 35-40 yaşlarından sonra bu %30'lara, 25'lere çıkabiliyor ve daha fazla kayıpla karşılaşıyoruz. Bu genetik bir soruna bağlı oluyor genelde. Yumurtalıklarımızın yaşlanmasıyla da çok yakında alakalı. Gebelik sürecinde demin de söylemiş olduğum gibi alamadıkları besinler oluyor. Aldıkları besinler içinde meyve ve sebze, demin de demiş olduğunuz gibi mevsiminde, onlardan alamadıkları vitamin, mineralleri nelerden almaları gerekiyor? Şu anda eczanelerde satılan kapsüller var. Onlar ne kadar doğru, ne kadar öneriyorsunuz onları? Evet, şimdi gebeliğin belli dönemlerinde belli vitaminleri mutlaka vermemiz gerekiyor. İşte gebe kalmadan 3 ay önce ve ilk 3 ayda folik asit. Bu bizim için çok önemli. Şu aralar maalesef D vitamini niye toplumumuzda bu kadar düşük? Hala çözebilmiş değiliz ama D vitamini çok düşük. D vitamini desteği veriyoruz. Hı hı. 20. haftadan sonra demir desteği olmazsa olmaz, mutlaka veriyoruz. Ha, onun dışında aile alabiliyorsa işte omega 3 desteği veriyoruz. Multivitaminler veriyoruz. Eğer işte krampları, şeyleri varsa, hı hı, ek olarak magnezyum veriyoruz. Bunları eğer çok sağlıklı besleniyorsa, hiçbir sorunu yoksa sadece folik asit ve demir desteği yeterli. Hı hı. Ama çok rahat, güzel beslenemiyorum diyorsa multivitamin artı omega 3 desteği ve işte D vitamini ve şey ekliyoruz, magnezyum ekliyoruz buna. Tabii ki bilinmeyen, ne olduğunu bilmeyen, bizim önermediğimiz ilaçları, multivitaminleri kullanmasını istemiyoruz. Gerçekten çok fazla aralık var şu arada. O kadar çok ilaç, o kadar çok şey ki ben bile bazen hastalar bir torba ilaç çıkarıyor. Bunların hangisini ne zaman içiyor? Hı hı. O kadar çok bazen önüme seriyorlar ki şunların hangisini kullanayım diye. Aynı şeyden birkaç tane birden almış. İşte o tavsiye etmiş, almış, bu tavsiye etmiş, komşu tavsiye. O kadar çok bir öbek çıkıyor ki önümüze. Hı hı. Çok seçici olmak lazım vitamin kullanırken, mineral kullanırken. Halk arasında tabir de kullanılıyor. Ekşiye, işte tatlıya, kız olur, erkek olur diye. Hı. Her iki tarafında aslında biraz da anneye baskı yapmasıyla cinsiyete de müdahale etmekle de alakalı bu beslenmenin bir süreci. Evet. Bu konuda da demin değindiniz. Yanlış beslenme aslında bebeğin gelişimini de etkiliyor. Anneye de zarar vermiş oluyor. Hem de, kesinlikle, sağlıksız bir beden oluyor. Sağlıksız beden olunca aslında bu psikolojik olarak da aileye de yansıyor. Evet. Hepsi bir arada bir domino taşı gibi ilerliyor. Prematüre, bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Cinsiyeti gebe kaldığınız anda cinsiyet belli olmuştur. Yani yemekle içmekle cinsiyeti belirleyemezsiniz. Evet, bu halk arasında öyle. Yani gebe kaldığınız anda babadan Y kromozom geldiyse erkek, babadan, anneden demiyorum. Hı hı. Annede iki tane X var. Hı hı. Babada Y ve X kromozom var. Y kromozomuyla döllendirse oğlu olur. X kromozomuyla döllendiyse kızı olur. Bu ilk döllenme olduğu anda belli olur. Aslında çok da güzel bir noktaya geldik hocam. Kız çocuğu olan illaki aileler vardır. 3'tür, 4'tür. Erkek çocuk hastası olan toplumdayız bizler. Ne yazık ki kızın erkeğin ayrı olmaması, evet, lazım. Evet. Buradan da bilinçlendirmiş olalım.
anneye bu kadar baskı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O sadece doğuruyor. O sadece doğuruyor ve emek veriyor. Hem anne karnında 9 ay boyunca hem de sonrasında yaşamına son verene kadar. Burada biraz da babadan kaynaklandığını bilsinler ki vatandaşlar, özellikle eski toprak dediğimiz hanımefendiler ya da beyefendiler, biraz anneye yüklenmemesi ve evet, psikolojik evet. olarak da baskı yapmaması gerektiğini de buradan vurgulamış olalım sizler kesinlikle. Aracılığıyla. Prematüre bebekler hakkında neler diyeceksiniz hocam? Evet. Şimdi bazen bizim elimizde prematür oluyorlar. Bazen de kendiliğinden erken doğabiliyor bebeklerimiz. Kendiliğinden erken doğum nedenleri genelde enfeksiyona bağlı olabiliyor. Erken suların gelmesine bağlı olabiliyor. Rahim ağzı yetmezliğine bağlı olabiliyor. Bir de bebekte bir sorun olduğunda biz bebek anne karnında ölmesin diye erken doğurtabiliyoruz. Ki o çok kritik bir noktadır. Çok erken alırsanız yaşamıyor. Hı hı. Çok geç kalırsanız anne karnında bebeği kaybedebiliyorsunuz. O zaman birazcık daha yakın takip ediyoruz. Ama eğer ki bebeği çok erken doğurtmazsak, tam zamanında doğurtursak, bebek içinde, anne içinde yaşama şansı çok yüksek. Anne içinde benim değil mi? Annenin psikolojisi açısından ve bebeğin küveze girmemesi açısından çok güzel oluyor. Mümkün olduğu kadar o zamanı kaçırmamak ama da geç kalmamak gerekiyor. Çocuk doktorlarımız çok ehil. Artık hani bebek ölümleri Türkiye'de çok çok azaldı. İnanılmaz az düzeylere bu bakanlığın çalışmaları sayesinde, çocuk doktorlarının çalışmaları sayesinde gerçekten yeni doğan ölümleri çok azaldı. Biz de mümkün olduğu kadar erken doğurtmayıp, mümkün olduğu kadar en güzel, bebeği de kaybetmeyecek, zarar vermeyecek şeyde erken bazen doğumları yaptırıyoruz. Hı hı. Ve güzel müdahalelerle bir sorun olmadan bebeklerimiz yaşıyorlar. Yaşıyorlar, evet. Peki hocam, genel olarak toparlayacak olursak, hem beslenme dedik, hem spor dedik, hem de daha bilinçli bir gebelik sürecinin gerçekleşmesi gerekiyor dedik. Gebe kalmadan önce başlamaları gerekiyor. Bunu uzman doktorlarımıza tabii ki sizlere emanet etmemiz gerekiyor. Buradan vatandaşlara neler demek isterseniz bilinçlendirmek için, genel bir toparlayacak olursak. Evet. Şimdi gebelik süreci gerçekten çok önemli, çok değerli, çok mutlu bir süreç ama bazen çok sevimsiz, çok tatsız, aileyi, anneyi, babayı ve doktoru çok güzel şeyler olabiliyor. Onun için gerçekten sağlıklı bir gebelik çok önemli. Özellikle ilk gebelikten sonra ikinci, üçüncü gebeliklerde hemen gebe kalmamanız çok önemli. Bir gebeliğin arasında 2 sene olsun lütfen. Gerçekten bebek ve anne sağlığı için, hem doğacak bebeğin sağlığı, hem doğmuş olan bebeğin sağlığı, hem de anne sağlığı için çok önemli bu hazırlık. O yüzden mutlaka korunmanıza çok dikkat etmenizi istiyorum. Bir sürü korunma yöntemi var. Herhangi birini doktorunuzla birlikte belirleyip seçebilirsiniz. Hepsi de çok sağlıklı, çok güzel. Sizin sağlığınıza önem veren yöntemler. Gebelik beslenmesi, kötü alışkanlıklar bebeğin sağlığını çok etkiliyor. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Siz iyi olursanız bebek iyi olur. Siz eğer hastaysanız, siz eğer sağlıksız besleniyorsanız bebeğinizin sağlıklı olmasını beklememelisiniz. Sigara içen bir anne ile sigara içmeyen bir annenin bebeği arasında çok büyük fark var. Sadece dış görünüş olarak, kilo olarak değil, zeka arasında ve astımmış, bronşitmiş, bu alerjik hastalıklarmış, bunlara yakalanma olasılığı da çok fazla sigara içen ebeveynlerin, çocukların. Ben annenin de babanın da en az 3 ay öncesinden sigarayı, alkolü ya da zararlı ne kullanıyorlarsa ve kötü besleniyorlarsa onları düzeltip ondan sonra gebe kalmasını çok öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Buradan hem bizlere vakit ayırdınız hem de sevgili izleyenlere aslında doğru bilinen yanlışları bilinçlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz katılım sağladığınız için. Evet sevgili Vizyon 18 TV izleyenleri, Bir Şifa Kapısı programının daha sonuna geldik. Bu hafta uzman doktorumuz Nurcan Dalan bizlerleydi. Sizlere gebelik sürecinden, doğum sürecinden ve bebeklerin gelişimine kadar bilgi ve bilinçlendirme sağladı. Biraz kulak asalım diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz 58'de kalın.